Mersin Nükleer Karşıtı Platformu, Akkuyu Nükleer Santrali ve Mersin sınırları içine kurulması planlanan termik santral projelerinin iptali konusunda halktan destek istedi. Grubumuzdan herhangi bir temsilci istedik buraya. Sizlerin de huzurunda konuşması için onu buraya davet ediyorum. Oh. 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Barış Meydanı'nda bir araya gelen grupların Atatürk posterleri ve Türk bayrakları açtığı etkinlikte göstericiler sık sık hükümet istifa, her yer Taksim, her yer direniş, dayan Gezi Parkı, direne direne kazanacağız, yaşasın halkların kardeşliği gibi sloganlar attı. Hükümet istifa! Hükümet istifa! Pankart! Tema Vakfı Mersin İl Temsilciliği üyelerinin de katılımcılara fidan dağıttığı etkinlikte konuşan Mersin Nükleer Karşıtı Platformu dönem sözcüsü Sebahat Arslan, Gezi Parkı'na verilen destek gibi Akkuyu Nükleer Santrali ve Mersin sınırları içine kurulması planlanan termik santral projelerinin iptali konusunda destek istedi. Sevgili arkadaşlar, biz insanca yaşam için mücadele ediyor ve direnişimizi yaklaşık 8 gündür devam ediyoruz. Bizlere her türlü şiddet uygulandı. Ayrıca biz nükleer karşıtı platformu olarak bu şiddeti de kınamak istiyoruz, kınıyoruz. Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden gençleri de unutmayan Arslan, Taksim platformunun hükümete sunduğu istekleri maddeler halinde sıraladı ve platform olarak Taksim platformuna destek verdiklerini bildirdi. Bunlar nükleer santraller, termik santraller, çimento fabrikaları, demir çelik sanayi ve rant amacıyla doğal değerler göz ardı edilerek her gün yenisi inşa edilen liman tesisleri, siyanürlü altın üretimi ve benzeri çevre sorunu yaratan birçok teknoloji her geçen gün hayatımızı mahvetmektedir. Konuşma ardından müzik grupları verdikleri mini konserlerle alanı dolduran kalabalığın eğlenmesini sağladı.